Gençliğin gözyaşları merhabalar arkadaşlarım. Şimdi AYT Matematik birinci kitabımızın 13 numaralı ünitesine geçtim arkadaşlarım. Diziler konusundayız. Birinci köşe taşımızla başlayacağız hemen. Tabii ki ilk önce bir şu yakınlaştırmamızı bir ayarlayalım. Şöyle bir odaklanmasını da yapalım. Mümkün olan en yakın seviyeye getirdim kamerayı arkadaşlarım. Şöyle birinci sorumuza bir bakalım. Tek tek sorularımızı çözelim. Şimdi diyor ki birinci soru. Genel terimi bilmem ne olan dizinin yedinci terimi kaçtır diye bir soru soruyor dostum. Şimdi bak arkadaşım, buradaki en dediğimiz şey şu haliyle genel terim en yazdığı takdirde. Sen buradaki en yerine bir yazarsan en gördüğün yere birinci terimi bulursun. En yerine 2 yazarsan ikinci terimi, 3 yazarsan üçüncü terimi bula bula gidersin kardeşim. En dediğim sayı en yerine mutlaka sayma sayısı yazacaksın. Sayma sayısı. Yani birden başlayacaksın, gidebildiğin yere kadar gidebilirsin. Dostum bana 7. terimi soruyor. O halde ben artık en yerine 7 yazacağımı biliyorum. Yani A 7'yi soruyor bana. E yazalım en yerine 7. 3 çarpı 7 olur. Eksi 1 olur. O da 21. 1 çıktı. 20'yi paketledim Goberler. Haydi bakalım ikinci sorudayız. Bir okuyalım ikinci sorumuzu. Diyor ki AN bilmem ne olduğuna göre A3'ü bul. Yani 3. terimi bul. Bir de A5'i bul diyor arkadaşım. Yani 5. terimi bul diyor bize. Şimdi önce 3. terimi bir bulalım. Sonra 5. terimi buluruz. Şimdi 3. terimi nasıl buluyorduk biz dostlar? A3'ü. En yerine 3 yazacağız Goberler şimdi. Hadi yazalım. 5 çarpı 3'ten 15 olur. Eksi 1 bölü. 3 yazarsak 3 artı 1'den de 4 geldi. Şimdi bu A3. Hadi bir de A5'i bulalım burada. 5 yazarsak 5 kere 5 25, 1 çıktı 24 oldu. Bölü 5 yazarsak 5 bir daha 6. Yani 24 bölü 6. 24'ü de 6'ya bölersek 4 geldi. 15'ten 1 çıktı 14. 14 bölü 4'müş bu 3. terim. 2 ile sadeleştiriyorum. Yani 7 bölü 2'ymiş. O halde benden 7 bölü 2 ile 4'ün toplamını istiyor bu dostum. Hadi toplayalım. 2 kere 4, 8. 7 ile topladım. 15 yaptı. Bir de bölü 2'si var. Cevabım Ceyhan geldi. Şimdi 3 numaradayız dostum. Hadi bir okuyoruz soruyu. Diyor ki dizisinin bir terimi 9 bölü 7'dir. Acaba hangi terimi 9 bölü 7? Yani ben en yerine... Mesela öyle bir sayı yazdım ki x yazdım n yerine. X kaçıncı terim bilmiyorum. Zaten amacım da o şimdi. X'inci terimini buluyorum. O yüzden n yerine x yazıyorum. Burası da x artı 2 oldu ve bu terim 9 bölü 7'ymiş. İçlerimi çarpıyorum 9x artı 18. Dışlarımı çarpıyorum 7 kere 2 14x eksi 6 kere 7 42 oluyor. Düzenleyelim. 9x'i buraya alırsak 5x. Eksi 42'yi buraya alırsak artı geldi. 42 ile 18'in toplamı da 60. Hadi bir de 5'e bölelim. 12 eşittir x çıktı. Yani 12. terimi 9 bölü 7'ymiş. Bana da diyor ki işte diyor bundan sonraki terim, bundan sonraki ikinci terim kaçtır? Ben şimdi 12. terimi biliyorum ya. 13. değil, ondan da sonraki 14. terimi soruyor. Yani bu terimden sonraki ikinci terim diyor. 12'yi buldum, 13. değil, 14. terimi soruyor. En yerine 14 yazın diyor dostlar. Hadi yazalım. 2 çarpı 14, 28, eksi 6, bölü en yerine 14 yazarsam 14 ile 2'nin toplamı 16. Yani 22 bölü 16 çıktı. Onu da 3 ile sadeleştirirsek 2'ye bölelim. 11 bölü 8 geldi dostum sorumuzun cevabı. 4 numaradayız. Parçalı
fonksiyonları hatırlayın arkadaşlarım. Parçalı şeklinde yazılmış bir dizi verilmiş bize. Genel terimi AN, ilk 5 terimini bulun diyor. Şimdi bir, A1'i bulacağım, A2'yi bulacağım, A3'ü bulacağım, A4'ü, bir de A5'i. Şimdi A1'i bulalım. N yerine kaç yazacağım A1'i bulmak için? 1 yazacağım. Bak burada diyor ki, eğer diyor N yerine yazacağın sayı 2'den küçükse bunu kullanacaksın. Peki ben 1 yazacaktım N yerine. 2'den küçük, o halde bunu kullanacağım. 1'in karesi diyeceğim o halde. 1. A1 1. Peki 2'yi bulalım. Diyor ki N yerine 2 yazacaksan da bunu kullan. 2'den küçük sayı yazacaksan da, bak burada eşittir var, 2 yazacaksan da bunu kullan diyor kardeşim. O yüzden ben 2 yazacağım için yine bunu kullanıyorum. 2'nin karesi 4. İşte ikinci terimi de buldum. Şimdi sıra geldi 3. terimi. Bak 3. N yerine 3 yazacaksın şimdi. Peki 3 2'den büyükse diyor bunu kullan. Tamam, ben de bunu kullanıyorum. N yerine 3 yazıyorum. 3'ten 1 çıktı 2. 4 yazacağım şimdi N yerine. Yine 2'den büyük olduğu için yine bunu kullanacağım ben. Çünkü burada diyor ki 2'den büyük olan bütün N değerleri için bunu kullan. Peki 4 yazıyorum. 4'ten 1 çıktı 3 geldi. 5 de 2'den büyüktür. 5 yazarsam 5'ten 1 çıktı 4 geldi. İşte ilk 5 terimi bulundu arkadaşlar. 1, 4, 2, 3, 4. 1, 4, 2, 3, 4. Ceyhan şıkkımızda mevcut. Evet, birinci köşe taşını gömdük. Burada öğrendiğimiz bilgiler nelermiş dostlarım? Bize bir genel terim veriliyormuş. AN diye bir genel terim veriliyormuş. Ve buradaki N dediğim sayı mutlaka sayma sayısı olacakmış. Yani 1'den başlayacakmış, 2, 3, 4 diye gidecekmiş. N yerine rasyonel sayı yazamazmışım, 0'ı yazamazmışım, negatif sayı yazamazmışım, bunları bildim. Eğer ki bana 5. terimini bul diyorsa, AN formülünde N yerine 5'i yazıyorum. 13. terimi bul deseydi N yerine 13 yazacaktım. Ben 1. köşe taşında bunu öğrendim arkadaşlarım. Herhangi bir terimi bulmayı öğrendim. Evet, geldim şimdi 2. köşe taşına. Aşağıdakilerden hangisi gerçel sayı dizisi değildir? Yani hangisi dizi olmaz diyor, dizinin terimi olmaz diyor, genel terimi olmaz diyor. Dostum, biz dizinin şartında ne söyledik? N yerine 1'den başlayacaksın, sırayla bütün sayıları yazacaksın. Sen şimdi burada da bunu yapacaksın arkadaşım. A şıkkında mesela N yerine 1 yaz, 2 yaz, 3 yaz, 4 yaz, 5 yaz, sırayla böyle git. Zaten bir yerde fark edeceksin, göreceksin ki N yerine şunu yazamıyorum diyeceksin. Çünkü yazınca tanımsız oluyor diyeceksin. Cevap da o olacak zaten. Şimdi tabii bunu zamanla bir bakışta göreceksin. Mesela şuna dikkat et. Şimdi rasyonel verilmiş, bak A şıkkı. Denizli şıkkı da rasyonel. Edirne şıkkı da rasyonel. Ceyhan şıkkı sabit sayı. Buna sabit sayıların hepsi dizi olur arkadaşlarım. Sabit dizi deriz biz buna. O yüzden buna hiç bakmana gerek yok. O dizidir zaten. Onu görme. Sabit terimleri görmene gerek yok. Şimdi rasyonel ifadeyi nasıl tanımsız yapıyoruz biz? Bu matematiğin ilk temel taşıdır dostlarım. İlk başlangıçta öğreniriz biz bunu. Rasyonel bir ifadeyi tanımsız olması için ne olması lazım? Paydanın sıfır olması lazım. Şimdi ben burada mesela Edirne şıkkına baktığımda hemen. Paydada N eksi 1 var dostum, gördün mü? N eksi 1 var. Adamım, N'e biz kaçtan başlayacaktık değer vermeye? 1'den. 1 yaz bakayım N yerine. 1 yazınca 1 eksi 1 sıfır oluyor mu? Oluyor. Yani bunun paydası tanımsız oluyor mu? Oluyor dostum. O halde bunu tanımsız yapan bir sayma sayısı var. O yüzden böyle bir dizi olmaz. Şimdi bunu hemen ne yapacaksın? Rasyonel sayılarda neye bakacakmışım dostum ben? Paydayı sıfırsız yapan, birden başladığında 1, 2, 3 yazınca
payda sıfır oluyor mu diye bakacaksın. Denizli'de olmuyor. Adana'da da olmuyor. Bak bir yaz Adana şıkkında 2 oluyor. 2 yaz 3. 3 yaz 4. 4 yaz 5 oluyor. Gidiyor bu böyle. Hiçbir zaman sıfır olmuyor. Edirne'yi direkt gördüm. N eksi 1. N yerine de 1 yazınca sıfır oluyor. O yüzden direkt sildim arkadaşım Edirne şıkkını. Peki hadi geldik ikinci sorumuzu okuyalım şimdi. Aşağıdakilerden hangisi bir gerçel sayı dizisinin genel terimi olamaz diyor. Peki bakalım. Şimdi ikinci sorumuzda şöyle bir bakalım. Denizli şıkkı doğru cevaptır arkadaşlarım. Gerçel sayı dizisi terimi olmaz bu. Neden öğretmenim? Çünkü kardeşim N yerine şimdi 1 yazacaktık ya. Bak 1 yaz N yerine burada. 1 eksi 2'den kök eksi 1 oldu. Dostum gerçel sayılarda, reel sayılarda eksi 1 kök içindeki şey eksi oluyor muydu? Olmuyordu. O zaman tanımsız oluyordu. Dolayısıyla ben 1 yazacağım bu N yerine illaki. Çünkü bu bir dizi. 1'den başlayıp 1. terimi, 2. terimi, 3. terimini bulacağım. N yerine mutlaka 1 yazacağım ben. Ama burada 1 yazınca kökün içi negatif oluyor. Çünkü N eksi 2 var. O halde kökün içi negatif olmaz. Direkt cevabım Denizli'dir diyorum. Hocam Bursa şıkkına bakalım. Bakalım. N yerine 1 yaz. 4'ten 1 çıktı 3. 2 yaz. 4'ten 2 çıktı 2. 3 yaz. 4'ten 3 çıktı 1. 4 yaz. 4'ten 4 çıktı 0. 5 yaz. Eksi 1. 6 yaz. Eksi 2. Hocam bu da negatif geliyor. Gelsin. Bu köklü değil ki. Köklü bir şey olmadığı için her bir terim negatif sayı olabilir arkadaşım. Negatif sayı olmaz diye bir kural yok. Köklü terim negatif olmaz diyeceksin. Mesela birinci terimini bul bunun. Birinci terim eksi kök 1. Var mı öyle bir sayı gerçel sayılarda? Yok. O zaman böyle bir terimi yok. Demek ki böyle bir dizi yok diyeceğiz. Şimdi geldim 3 numaraya. Aşağıdakilerden hangisi bir gerçel sayı dizisi değildir diyor. Şimdi muhtemelen logaritmalarda arayacağım cevabı da. Şöyle bir Ceyhan'a bakalım ilk önce. Ceyhan bakın rasyonel bir sayı. Ama paydamızda arkadaşlarım paydayı görüyorsunuz. N artı 2 zaten payda. Yani artılı bir şeyse payda orayı sıfır yapamam ben zaten. N yerine birden başlayıp yani orayı sıfır yapan bir tane sayı var. Eksi 2. N yerine de zaten eksi 2 yazamıyorum ki aga. O zaman niye zorlayayım ben kendimi? N yerine eksi 2 gelmeyeceğine göre. Çünkü N'e birden başlayıp gidiyor sayılar. O halde bu hiçbir zaman tanımsız olmayacak. Bunu geç. Yani bu tanımsız olmadığı için terim dizi terimi olabilir arkadaşım. Peki. Şimdi burada olay Edirne şıkkında dostlar. Logaritmanın tanımını hatırlayacaksınız burada. Bir önceki ünitemiz zaten logaritma. Logaritmanın tanımında ne diyorduk biz? O taban vardı 3, bir de kuvvet var 4 eksi n. Kuvvetin sıfırdan büyük olması lazımdı. Şimdi tamam, madem sıfırdan büyük olacak bakalım n yerine 1 yazınca sıfırdan küçük çıkıyor mu? 2 yazınca çıkıyor mu? 3 yazınca çıkıyor mu diye sırayla gideceğim. 1 yazın 4'ten 1 çıktı 3. İkinci terimi bulalım. 4'ten 2 çıktı 2 oldu. 3. terim 4'ten 3 çıktı 1. 4. terim 4'ten 4 çıktı 0. Ne demiştik? 0 olmayacak. Hatta 5 yazın bak 4'ten 5 çıktı. Eksi 1 geldi. Aga burası 0 eksi 1 olmaz diyecektik. Negatif olmaz. O halde cevap Edirne'dir. Bütün terimlerini bulamıyorum bunun arkadaşlarım. 1 yazınca buluyorum. 2 yazınca buluyorum ama 4. 5. terimlerinden sonrakileri negatif sayılar geldiği ve logaritmada da negatif sayı olmayacağına göre o yüzden bunun terimlerini bulamıyorum deyip geçtim 4. soruma. Evet diyor ki A 1'den başlıyor 5'e kadar elemanları var böyle bir küme. A'dan R'ye tanımlı bir sonlu dizisi tanımlanıyor. Sonlu dizi demek bir yerde bitiyor demek arkadaşlarım. Yani N dediğin sayılara 1'den başlıyorsun 2, 3, 4, 5, 6, 7 artık nereye kadar veriyorsa sana. Burada 5'e kadar vermiş mesela. Kaçta? 5'te bitiyor. Bu sonlu dizi ama sonsuza kadar gitseydi sonsuz dizi olacaktı. Bu dizinin terimleri çarpımı kaçtır? Çarparız aga. Şimdi buradaki N yerine biz arkadaşlarım şu ifadedeki birinci kümenin elemanlarını yazıyoruz. Bunlar N'ler. Şuradaki ikinci kümede çıkan sonuç.
Yani sonuç reel sayı olacakmış. Tamam. N'lere de A'nın elemanlarını yazacakmışım. A'nın elemanları da burada. Hadi o zaman birinci terimini bulalım. 1 yazalım N yerine. 1 yazınca ne oluyor? 1, 1 daha 2. 2 bölü 1'den 2. Bu birinci terim. 2 yazıyorum şimdi. 1'i yazdım. 2 de git sıra. 2, 1 daha 3. 2 yazmıştım. 3 bölü 2. İkinci terimdir bu. 3 yazıyorum. 3, 1 daha 4. 4 bölü 3. 5, 4 yazıyorum. 4, 1 daha 5. 5 bölü 4. 5 yazıyorum. 6 oluyor. 6 bölü 5 geliyor. İşte bu dizinin 5 terimi de burada arkadaşlarım. Diyor ki bana hadi bunları çarp. Çarpalım. Çarparsak hepsini. 2 ile 2 gider. 3 ile 3. 4 ile 4. 5 ile 5 gider. Aha da geriye bir tek 6 kaldı kardeşim. Cevabımız Bursa'daymış dedik. Çevirdim arka sayfayı. Evet, birinci sorumuza bakalım. Bakın bir genel terim vermiş bize. Şöyle bir genel terim bu. An n faktöriyele eşitmiş. Bana da diyor ki 7. terimi bul. N yerine 7 yazarsam 7 faktöriyel olmaz mı dostum bu? Bölü. Bölü diyor 5. terim. 5. terimi bulalım. N yerine 5 yazalım. 5 faktöriyel. Şimdi 7 faktöriyel ne demekti? 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 demekti. 5 faktöriyel ne demekti? 5 faktöriyel. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 demekti. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1'i sadeleştirir. Geriye bir tek 7 çarpı 6'dan 42'yi paketledim dostum. Geldik 2 numaralı sorumuza. Bakın yine parçalı bir dizi vermiş bize arkadaşlarım. Parçalı şekilde vermiş bu diziyi. Hemen birlikte bulmaya çalışalım. Şimdi şurası eğer diyor n yerine 4'ten küçük bir sayı yazacaksan bak n küçüktür 4'ten bunu kullan. Eğer diyor 4 ile 7 arasında ama 4'e eşit de bir sayı yazacaksan bunu kullan. Eğer diyor 7'ye eşit veya 7'den büyük bir sayı yazacaksan da bunu kullan diyor. Peki. Şimdi ben ilk önce A3'ü bulacağım. A3. Hadi bulalım birlikte. Dostum 3 4'ten küçük bir sayı. O halde en üsttekini kullanıyorum ve en yerine 3 yazıyorum. 3 2 daha 5 geliyormuş A3. A4'ü bul diyor. 4 yazacaksan ortaya al demişti değil mi? 4'e eşitse bile ortaya al diyordu bize. 4 yazalım. 4'ün karesi 16, 1 çıktı 15'miş bu da. Hadi son olarak A8'i bulalım arkadaşlar. 8 için de sonuncusunu kullanacağım değil mi? 7'den büyük olanlar için sonuncusunu kullan diyor. N yerine 8 yazıyorum ve 8 artı P olduğunu görüyorum burada. Dostum bunların hepsinin toplamı toplayalım. 15, 5 daha 20, 8 daha 28, bir de P var. Eşitmiş 25'e. Evet, P kaçtır diye soruyor. Hemen işleminizi yaptınız. P'yi eksi 3 gömdünüz değil mi arkadaşlarım? Cevabımız Bursa'daymış dedim. Ve geldim bu soruya. Diyor ki A1, A2, A3'ün çarpımı kaçtır diye bir soru soruyor bize. 9'a kadar bunların hepsini bulun ve çarpın diyor bize dostlarım. Hadi şimdi önce A1'i bulalım. Yani N yerine 1 yazacağım. Ya bu da gerçekten çok kötü okunuyor şu anda. Çok yakınlaştırdık diye mi böyle oldu tam bilemiyorum ama hafif bir uzaklaştırsam güzel okunur mu diye düşündüm. Yo aynı o zaman yakın olsun. Arkadaşlar az sabredin yakında kamera alacağım inşallah. Dua edin de biraz paramız olsun şu maaşımızı alalım. Bir kamera alacağım Allah nasip ederse. Bundan sonraki videolar daha güzel olacak inşallah. Şimdi n yerine 1 yazalım. Birinci terim lazım bize. 1 yazarsak şimdi logaritma n artı 2 üstünde n artı 1 var. 1 yazıyor. Ne oluyor burası? Logaritma 1 yazarsam 3 oluyor. N artı 2 idi. 1 yazarsam 2 oluyor. Çarpı. Şimdi ikinci terimi buluyorum. Logaritma 2 yazarsam 4. 2 artı 2'den. 2 yazarsam 2 artı 1'den 3 geliyormuş. Tamam. Çarpı. 3 yazıyorum. Logaritma 3 yazarsam 3 2 daha 5. 3 yazarsam 3 1 daha
4 geldi. Buna da bay bay dedim. Çarpı 4 yazıyorum mesela. 4 yazarsak logaritma 4 yazdım arkadaşım. 6 oldu. 4 yazdım 5 oldu. Çarpı kaç yazalım? 5 yazalım. 5 yazıyorduk değil mi en son? Evet 5 yazacağız. 5 yazarsak 7 oldu. 5 yazarsak 6 oldu. Çarpı gidiyor bu şekilde arkadaşlarım. 5 yazmıştım en son. 8 yazayım. Hatta şöyle çarpı çarpı gidiyor bu. Şuradan da devam etsin. 8 yazıyorum. 8 yazarsam logaritma 10 tabanında 9 çarpı en sonda 9 yazıyorum. 9 yazarsam da logaritma 11 tabanında 9 mu? 9 bir daha 10 oluyor arkadaşlar. Şimdi buradan sonrası sadeleştirme işlemi. Bakın 3 ile 3 gitti. Logaritmayı hatırlayın. 4 ile 4 gitti. 5 ile 5, 6 ile 6. Demek ki 7 ile 7, 8 ile 8, 9 ile 9, 10 ile de 10 gitti. En son ne kaldı geriye? Aşağıda 11 kaldı. Yani logaritmanın aşağısında 11, kuvvette de 2 kaldı. 11 tabanında 2 oldu arkadaşlarım. Cevap Denizli'miz geldi. Evet diyor ki olduğuna göre A5, A6, A7'nin toplamı kaçtır diye bir soru soruyor arkadaşlarım. Hadi şimdi ilk önce A5'i bulalım. Yani n yerine 5 yazacağım. O halde şöyle oluyor. Sinüs 5 yazalım. 5 pi bölü 2 artı 6 yazıyorum. 6 yazarsam sinüs 6 pi bölü 2 yani o da 3 pi yapıyor. Artı 7 yazarsam sinüs 7 pi bölü 2 yapıyor arkadaşlarım. Peki hocacığım. Şimdi 5 pi bölü 2 dediğim şey neydi? Bunun önce bir esas ölçüsünü bulalım. Hani ne yapıyorduk? 360 çıkartıyorduk değil mi? Trigonometriyi hatırlayın. 360 demek de 2 pi demektir. Çıkartalım 2 pi'yi. 2 kere 2 4. 5 pi'den 4 çıktı. Pi kaldı. Pi bölü 2'ymiş. Yani aslında pi bölü 2 de neydi? 90. Sinüs 90'mış. E bunun içinden 2 pi'yi çıkartın. Sinüs pi kalıyor. Yani sinüs 180 kalıyor. Bunun içinden 2 pi'yi çıkartalım hemen şöyle eksi 2 pi diyelim. 4, 3 pi bölü 2 kalıyor. Sinüs 3 pi bölü 2 de 270 derece kaldı. Şimdi hadi sinüs 90'ı bulalım. Sinüs 90, 1. Sinüs 180'i bulalım. Sinüs 180 de 0. Sinüs 270'i bulalım. O da eksi 1. Bunların hepsinin toplamı da ne yaptı? 1 ile eksi 1 zaten sıfırladı birbirini. Ceyhan çıktı arkadaşlar. Evet 3 numaralı köşe taşımız da tamamdır. Şimdi 4 numaraya geçtim hemen. Diyor ki olduğuna göre A 10 kaçtır diye bir soru sormuş. Yani 10. terimini bizden istiyor arkadaşlarım. Hadi gelin bakalım neyi vermiş bize. Birinci terimi vermiş. O halde birinci terimi biliyorsam şuradaki AN'i 1 yapayım. 1 yazarsam A1 olur. 2 artı A0 olur. E 0. terim diye bir şey olmadığı için 1 ile başlamayalım da 2'den başlayalım. Yani N eşittir 2 için. Ne oluyor bu arkadaşlarım? N yerine 2 yazarsanız hemen yazalım. A2 oluyor burası. Eşittir. 2 yazarsam 2 artı A1. E A1'de biz biliyorduk arkadaşlar. Neydi A1? 6'ydı. O halde 2 artı 6'dan A2'yi bile buldum ben. Ne çıktı? 8. Hadi şimdi N yerine 3 yazalım. N eşittir 3 için diyelim. A3'ü buluyorum şimdi o halde. A3 eşittir 3 yazıyorum N yerine. 2 artı A2 geliyor. E A2'yi de 8 bulmuştuk. O halde ne oldu bu? 10. Bak şimdi yakında bir ilişki yakalayacaksın. Burada sana A10'u değil A100'ü bile sorsa sen bulabileceksin şimdi. Bir tane daha yapayım da içimiz rahat etsin. A4'ü buluyorum. 4 yazıyorum şimdi N yerine. 4 yazınca 2 artı ne diyorduk? Kaç oluyor burası? 4 yazınca A3 geliyor. Ve A3'ü de ben 10 diyebiliyorum. 10 olacak burası. 10. 2 daha 12. Yani yakaladıysam 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şuradan devam ediyorum. 22, 24,
26, 28, 30 diye gidiyor bu artık. Bana kaçıncı terimi soruyor? 10. terim. Şimdi 10. terimi nasıl bulacağım? Bu 2. terim. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. terim diye bu şekilde bulurum arkadaşım eğer istersen. Ya da şu aradaki ilişkiyi de görebilirsin kardeşim. Terim sayısı 1 arttığında burası 2 katına çıkıyor da diyebilirsin. Hani onu da bir ilişki de görebilirsin aralarında. Ya da işte zaten 10. terimi soruyor. Aman sayarım biter de diyebilirsin. Peki ikinci sorudayız Goberler. Bakalım bu ne diyor. Diyor ki şimdi an artı 1 bölü an eşittir n bölü n artı 1. Bağıntısını sağlayan an dizisi veriliyor. A7 kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hadi bir yazalım şimdi. Dostum, A1'i bulsak biz, yani n yerine bir 1 yazsak, şurada 1 ile başlıyor ya, şöyle geliyor, A2 bölü A1 eşittir, ne yazmıştım? A1 yazıyordum n yerine, 1 bölü 2 oluyor. Tamam. Sonra A1'i zaten biliyorum, 2'ymiş A1. Şöyle oldu değil mi? Buraya 2 yazalım. 2'ler de gitti. A2'ye 1 buldum arkadaşım. A2 1 çıktı. Hadi şimdi n yerine de 2 yazalım bu sefer. 2 yazın A3 olur burası. 2 yazın A2 olur. Bu da 1, ne yazıyordum? 2. 2 bölü 2 1 daha 3. Şimdi A2'yi kaç bulmuştuk? 1 bulmuştuk. Şurası 1. O halde 1'i yazmama gerek yok. A3 ne çıktı dostum direkt olarak? 2 bölü 3 geldi. Hadi şimdi 3 yazalım n gördüğümüz yere. A4 bölü A3 olur. Eşittir 3 yazarsam 3 bölü 4 gelir. A3'ü kaç bulmuştum ben? 2 bölü 3. Ters çevirip çarpıyorum. 3 buraya gelir, 2 burada durur. Hatta şu 3'ler de sadeleşti. 2 ile de 4 sadeleşti. 2 kaldı. Bakın A4'ü de buldum arkadaşlarım. A4 1 bölü 2 çıktı. Hadi şimdi sıra A5'te. A5'i bulacağız. N yerine 4 yazacağız ki A5 olsun. Burası A5 olur. N yerine 4 yazarsam 4 bir daha A5 bölü 4 A4 geldi burası. Eşittir. N yerine kaç yazıyordum dostlarım? 4. 4 yazdığım için 4 bölü 5 olur burası. Hadi şimdi A4'ü biliyorduk. 1 bölü 2 burası kardeşim. 1 bölü 2. Ters çevirip çarptım. 2 buraya çarpı geldi. 2 ile de şu 4'ü sadeleştirelim. Bakın A5'i de bir anda bulduk. 2 bölü 5. Şimdi dostlar n yerine 5 yazıyorum. 5 yazarsam A6. 5 yazarsam A5 olur. Onu da ben 2 bölü 5 diyebiliyorum. Eşittir. N yerine 5 yazıyorduk. 5 bölü 6. Şimdi şunu ters çevirip çarpıyorum. Buraya 5 çarpı geliyor. 5 ile de bu gitti. 2 ile de bu gitti. 3. A6'yı da buldum. 1 bölü 3. Son olarak şimdi N yerine 6 yazıyorum. Onu da şurada yapalım hemen dostlarım. N yerine 6 yazacağız şimdi. 6 yazarsak A7 gelir bölü A6. A6'yı da 1 bölü 3 diyebiliyorum. Hatta ters çevirdim. 3 tane A7 oldu. Eşittir. 6 yazarsak 6 bölü 7. Peki 3 ile 6 gitti. 2 bölü 7 kaldı. A7 arkadaşlarım. Sorunun cevabı geldi. Şimdi şuna bakalım. Olduğuna göre A20 değeri kaçtır? Bak burada kocaman bir sayı vermiş bize. A20'yi soruyor. Şimdi tek tek birden başlayıp bulamam ben bunu. 1 vermiş bize. Hadi ilk önce 1 yazalım. A2 gelir burası. 1 yazalım. 2 üzeri 1'den 2. Çarpı 1 yazalım. A1. O da neydi kardeşim? 4. Peki 2 üzeri 1 çarpı 4 geldi. O da ne oldu? 8. A2'yi bulduk. Şimdi sıra geldi. A n yerine 2 yazalım. A3 oluyor burası. 2 yazalım. 2'nin karesi olur burası. Çarpı A2. A2'yi de 8 bulmuştuk. Yani 2'nin küpü bulmuştuk arkadaşım. Ne oldu burası? 2'nin karesi çarpı 2'nin küpü geldi. Bakın bu şekilde gidiyor. Hadi bir de şimdi 3 yazalım. N gördüğümüz yere. 3 yazarsak A4 geliyormuş. 3 yazarsak 2 üzeri 3 çarpı. 3 yazalım arkadaşlarım. 3 yazdığım takdirde
A3 oluyor burası ki A3'ü de biz ne bulduk? 2'nin karesi çarpı 2'nin küpü diye bulduk arkadaşlarım A3'ü de. Yani 8 diye bulduk dostlarım. Devam. 4 yazalım şimdi. A5 olur burası. 4 yazarsam 2'nin 4. kuvveti çarpı 4 yazdığımda A4 gelecek ki A4'ü de ne diye bulduk? 2'nin karesi 2'nin küpü çarpı 2'nin küpü diye bulduk biz de A4'ü. Hadi 5 yazalım. A6 geliyor. Ben hala ilişkiyi göremediğim için yazmaya devam ediyorum yavaş yavaş arkadaşlarım. İlişkiyi göreceğiz illaki bir yerde çıkacak ilişki. A6 yazıyorum. 6 yazmam için 6 yazarız. 5 yazmalıyım. 5 yazınca 2 üzeri 5 geliyor burası. Çarpı. 5 yazarsam A5 olur. A5 de neymiş? Şurasıymış arkadaşlarım. 2'nin karesi, 2'nin küpü. 2 üzeri 4, bir daha 2 üzeri 3. Bir yerde bir hata yapmadık herhalde. 2'nin birinci kuvveti 2'nin karesi. 2'nin karesi 2'nin küpü. Sonra 2'nin küpü, tamam. Bu A üzeri 3. Değil mi? A2'yi ne bulduk? N yerine 1 yazdık. A1, A1 de 4'tü. 4 çarpı 2, 8. A3'ü ne bulacağız? A3 eşittir. 2 yazdım. 2'nin karesi geliyor. A3, A2 oluyor burası. O da 2'nin karesi çarpı 2'nin küpü. Bir saniye işte burada başladı. Burada hata başlamış arkadaşlar. Biz burayı, şurası 2'nin küpü olacak. Biz burayı hatalı yaptık işte. Tamam. 2'nin küpü. 2'nin karesi çarpı 2'nin küpü. Doğru. A3, 2 yazıyorum. 2 yazarsam A3 oluyor. 2 yazarsam 2'nin karesi oluyor. Tamam. 2 yazarsam A2. A2 de neydi? 8. 8 olacak bir tek. Tamam. 2'nin karesi çarpı 2'nin küpü. Doğruymuş ya. A4'ü buluyorum. 3 yazacağım. 2'nin küpü. A3 gelecek. Yani şu ikisini direkt buraya aldım. Tamam. Burada da bir sıkıntı yok. Bunu yazınca 2 üzeri 4. Şurası geldi. Bunu yazınca 2 üzeri 5. Şurası geldi. Tamam, her şey yolunda şimdilik arkadaşlar. 2 üzeri 3, 2 üzeri 4. Şimdi A üzeri 6'yı yazalım. A üzeri 7'yi bulacağız. 6 yazıyorum bunun için. A üzeri 7 oldu. 6 yazınca 2 üzeri 6 oldu. 6 yazınca A üzeri 6. Yani o da ne? 2 üzeri 5, 2 üzeri 4, 2 üzeri 3, 2 üzeri 2 geldi. Bak şimdi ilişkiyi yakaladık. Bir de fazladan 2 üzeri 3 bir tane daha var arkadaşlar. Şimdi ilişki şu kardeşlerim. 7. terimi yazıyorum. Şimdi 20. terimi yazacağım. 7. terimi yazarken bak neyle başladı? 2 üzeri 1 eksiğiyle. Yani 2 üzeri 19 ile başlayacak. Çarpı azalta azalta gidiyorum 2'ye kadar. 2 üzeri 18, 2 üzeri 17 nokta nokta 2 üzeri 2'ye kadar geliyor. Ama bir de fazladan her seferinde 2 üzeri 3 çıkıyor dostum. Şimdi bunları düzenleyelim. Şu tabanlar aynı olduğu için üstler toplanıyor muydu? Hani 19 artı 18 artı 17 artı nokta nokta 2'ye kadar bir burası var. Bir de artı 3 var arkadaşlarım burada. Şu 3'ü de birini buraya verelim. Artı 1 olsun burası. Burada da 2 kalsın. Yani 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamı var bir kere. O da nedir? 19 çarpı 20 bölü 2'den 190. Bir de artı 2 var arkadaşlarım. Yani 2 üzeri 192 oldu dostlar. Sorumuzun cevabı Ceyhan. Dördüncü sorumuz. Bağıntısı var. A1'i vermiş. Şimdi yine ilişki yakalayabilmek için dostlarım bir yere kadar yazacağım. 1 yazalım ilk önce. 1 yazarsanız burası ne olur? 2 çarpı A1 artı 1 eşittir 2 çarpı A2 olur. 2 yazalım şimdi arkadaşlarım. 2 ile devam edelim. 2 çarpı A2 artı 1. 2 çarpı A3 olur. 3 yazalım kardeşlerim. 3 yazarsak 2 çarpı A3 artı 1 eşittir 2 çarpı A4 olur. Ne yazıyoruz şimdi? 3 yazmıştık. 4 yazıyoruz. 2 çarpı A4 artı 1 eşittir 2 çarpı A5 diye. Bu şekilde gidiyor şimdi dostlar. Şimdi bakalım neler olacak tabii bir de burada onu da görmek lazım. Şöyle bir toplayın bunları alt alta. Bakın böyle bu şekilde gidiyor. Şimdi 55'i soruyor ya. Ben bir 54 yazsam 55 geliyor mu? Geliyor. 2 çarpı
A 54 oluyor burası. Artı 1 eşittir 2 çarpı A 55 geliyor buradan da. Şimdi dostum bak, 2 tane A2 burada topladığım zaman, 2 A2 de burada. Bu tarafı toplayıp bu tarafı topladığında, bunları yan yana getirdiğinde bu negatif gelecek ya bu tarafa. Sıfırlayacak birbirini bunlar. E şunlar birbirini, şunlar birbirini, bunlar birbirini derken geriye ne kalacak? En başta bir kere 2 A1 kaldı. Artı şu birlerin hepsi kalıyor. Kaç tane bir var hocam? Bak 1'den 54'e kadar bütün her terimi yazdım. Demek ki 54 tane 1 var. Yani 54 var. Bu tarafta da 2 tane A'da 55. terim kalıyor. Peki birinci terim 1 diyebiliyorum. 2 ile topladım. Ne oldu burası? 2 ile çarptım. 2. 54'e 2 ekledim. 56 eşittir 2 tane 55. terim. 2'ye böldüm. 28 geldi 55. terim dostlarım. Evet arkadaşlar, şimdi ben burada bir duracağım, bir yemek yiyeceğim. Daha yeni geldim işten, yemek yiyeceğim, eşim hazırladı. Yemekten sonra yine videolara devam edeceğim arkadaşlarım, ama yeni video olarak çekerim artık bundan sonrasını. Ama hepsini bir bütün atacağım büyük bir ihtimalle arkadaşlarım. Hepsini editleyip tek bir video olarak atmayı düşünüyorum. Hadi bakalım, görüşmek üzere, kolay gelsin. Dizilere devam ediyorum arkadaşlarım. 5 numaralı köşe taşıyla. Şimdi bakalım birinci sorumuz ne diyor? Dizisinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Genel terim bulacağız dostlarım. Aslında bunun için bir şöyle bir A4 kağıdım varsa A4 kağıdına yapmayı deneyeyim ben. Daha güzel olur arkadaşlarım. Orası yetmeyebilir bize çünkü. Şöyle bir A4 kağıdı buldum dostlar. Hemen başlıyorum. Şimdi diyor ki dizisinin genel terimi nedir? Bakın ne yapıyorum kardeşim ben. Şimdi 1 dediği için n yerine 1 diyerek başlıyorum. 1 dersem n gördüğüm yere a2 olur burası. A2 eksi 1 dediğimde a1 gelir. Eşittir 1 bölü 3. 2 yazalım. 2 yazarsak a3 olur. Eksi a2 olur. Yine 1 bölü 3. 3 yazalım. A4 olur. Eksi A2 olur. A3 olur. Eşittir yine 1 bölü 3. Bu şekilde gider. Genel terimi soruyor. AN'i soruyor. O halde bir de N yazalım. N yazarsam burası zaten AN artı 1. N yazarsam AN eşittir 1 bölü 3 oldu. Şimdi bak bunları topluyorum alt alta kardeşim. Topladığımda A2 ile A2 birbirini sıfırladı. A3 eksi A3 sıfırladı. A4 eksi A4 bu şekilde gitti ve ne kaldı en son? Bakın burada bir AN artı 1 kaldı. Eksi A1 kaldı. Bir de dostum bir sürü 1 bölü 3 kaldı. Peki kaç tane 1 bölü 3 hocam? Bak onu şuradan anlayabilirsin. Şurası 1'den başlamış 2, 3, 4 diye N'e kadar gitmiş. Yani N tane 1 bölü 3 kaldı bir de dostum. Hadi şimdi devamını şöyle yapalım. A1 neydi? Vermiş mi bize A1'i? 1. Eksi 1'i bu tarafa atalım. Artı 1 gelecek buraya. Bu buradan geldi. Şöyle bir şey oldu. AN artı 1 eşittir. N bölü 3 artı 1. Yani N artı 3 bölü 3 oldu dostlarım. Ben şimdi neyi buldum? AN artı 1'i buldum. Benden ne istiyor? AN'i. Hani fonksiyonları hatırlayın. Burayı nasıl ben n yaparım? N gördüğünüz yere n eksi 1 yazarsanız eğer ki. Buraya bakın n eksi 1 yazın şuraya. 1'ler gitti. A n kalıyor. N eksi 1 yazın n gördüğünüz yere. Bir de artı 3 var. Bölü 3. Ne oldu dostum? N artı 2 bölü 3 gelecekmiş genel terimi. N artı 2 bölü 3 Bursa şıkkımızda var. Evet geldim ikinci soruma. Şimdi bu da herhalde aynı tarz soru. Bunu da hemen şurada bir gömmeye çalışalım biz. Ne diyor? AN artı 1 falan filan verilmiş. A1 eşittir 2 ise diyor genel terimini bulun. Peki. Hadi yine başlayalım. Biz N'e 1 diyerek başlayalım. N 1 için. Burası A2 olur. Eşittir. A1 artı 6 çarpı 1 gelir.
N yerine 2 yazalım. A3 eşittir. A2 artı 6 çarpı 2 olur. N yerine 3 yazıyorum. A4 eşittir. A3 artı 6 çarpı 3 geldi kardeşim. Şimdi tabii bu kadar yeterli. Bir de en son ne istiyordu? AN'i. Bir de AN yazalım buraya. N yazarsam N artı 1 gelir. N yazarsam AN artı 6 çarpı N geldi. Hadi yine topluyorum dostlar bunları alt alta. Bakalım neler kalıyor. Bak A2 bir burada var bir bu tarafta var. Birbirlerini götürürler. A3'ler, A4'ler, A5'ler falan derken AN'ler gidiyor. Yani burada bu sol tarafta bir AN artı 1 kalıyor. Sağ tarafta bir A1 kalıyor. Artı bir de 6 çarpı 1, 6 çarpı 2 yani 6 parantezinde 1'den N'e kadar olan sayıların toplamı kalıyor. Olay bu. Şimdi buradan hemen çözümü yapalım. Şimdi 1'den N'e kadar olan sayıların toplamı nasıl bulunuyordu kardeşim? Şuraya bir daha yazayım. AN artı 1 eşittir. A1'i 2 vermiş 2 yazıyorum. Artı 6 çarpı 1'den N'e kadar olan sayıların toplamı N çarpı N artı 1 bölü 2 formülüyle bulunuyordu bunlar. Hadi şuraya bir 2'leri sadeleştirelim. 3 kalsın. 2 artı 3'ü de içeriye dağıtırsam 3N olur. 3N'i içeriye dağıtırsam 3N kare artı 3N gelir. Tabi bu bizim neyimiz? A N artı 1'imiz. Şimdi N yerine N eksi 1 yazacaktık ki A N olsun burası. Hadi A N eşittir. 2 artı 3 çarpı N eksi 1'in karesi artı 3 çarpı N eksi 1. İşte burayı da düzenleyince cevap gelecek dostlarım. Düzenliyorum ben şimdi şuradan. 2 artı 3 çarpı birincinin karesi, ikincinin karesi, birinciyle ikincinin çarpımının 2 katı. Artı 3N eksi 3. Şurada devam ediyorum düzenlemeye şu kısımda. 2 artı 3N kare artı 3 eksi 6N artı 3N eksi 3. Üçler gitsin bir kere. 3N kare var. Başka eksi 6N 3N daha eksi 3N var. Başka bunları yazdım. Bir de artı 2 var. İşte cevabımız bu gelecek arkadaşlarım. 3N kare eksi 3N artı 2. Sanırım Adana şıkkındaki cevap bizim cevabımız. Evet geldik 3. sorumuza. Bunu okuyalım. Yine dizisinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hadi bunu da şimdi çözelim birlikte. Birden başlayalım. Bir yazarsam buraya. Ne oluyor dostum? A2 oluyor bölü A1. Eşittir 1 yazdığım için 1. 2 yazıyorum dostum. A2 bölü A3 oluyor pardon. Bölü A2. 2 yazdığım için 2. 3 yazıyorum kardeşim. A4 bölü A3 eşittir 3. Bak bu şekilde gidiyor bu. Şimdi nereye kadar gidiyor? Bir de N yazalım. A N artı 1 bölü A N eşittir N oldu. Şimdi sonrasını düzenliyorum. Bunları ben yan yana çarparsam. Bak şöyle oluyor. A2 bölü A1 çarpı A3 bölü A2 çarpı A4 bölü A3 çarpı A5 bölü A4 diye bu şekilde bu gidiyor. Nereye kadar gidiyor arkadaşlarım? En son AN artı 1 bölü AN'e kadar geliyor. Peki bunların çarpımının sonucu şuna eşit değil mi? Bak bu 1'di çarpı, bu 2'ydi çarpı, bu 3'tü çarpı, 4 çarpı nokta nokta. Bu da en son N'di. N'e kadar olan sayıların çarpımıymış. Peki şunları sadeleştirdik. Gitti. Bakın ne kaldı? Burada bir AN artı 1 kaldı yukarıda bölü aşağıda A1 eşittir 1'den N'e kadar olan sayıların çarpımı yani N faktöriyel. Peki A1'i kaç vermişti bize bu adam? A1'i 1 vermiş. Buraya sınıf 1 yazalım. Payda da 1 olduğu için bakmaya gerek yok. AN artı 1 eşittir N faktöriyel. Şimdi N'i, AN'i bulacağım ben. N yerine ne yazacaktım? N eksi 1. Yazalım N eksi 1 faktöriyel oldu.
Cevabımız Ceyhan geldi. N eksi 1 faktöriyel. Evet, şuna bakıyoruz şimdi. Ne diyor bu da? Olduğuna göre dizinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Şimdi dizinin genel terimini istiyor bizden yine. Ne yapacağız arkadaşlarım? Bir en gördüğümüz yere 1 diyerek başlayalım. En gördüğün yere 1 dersen burası A2 olur, eşittir. 1 yazarsam 2 çarpı A1. Şimdi 2 yazıyorum arkadaşlarım. Hatta şöyle yapalım mı bunu ya? Daha güzel olur. Şöyle yapayım ben. AN'i buraya bölü atayım. AN artı 1 bölü AN'dir bu. Eşittir 2 üzeri N geldi. Şimdi bunu biz şöyle bir tek tek birden başlayarak yazalım hepsini yerine. Şimdi 1 yazıyorum ben kardeşim. Ne olur? A2 bölü 1 yazıyorum. A1. Altına da bunun sonucu ne çıkıyormuş şurası? 1 yazınca 2 üzeri 1 geliyormuş. 2 yani. Peki. Çarpı diyorum şimdi. Bunları çarpacağım. Bir önceki soruda olduğu gibi. 2 yazıyorum. Ne oluyor burası 2 yazınca? A3 bölü A2. Bunun sonucu ne yazıyor geliyor 2 olunca? 2 üzeri 2. Çarpı 3 yazıyorum. A4 bölü A3 eşitmiş neye? 2 üzeri 3'e. Çarpı bu şekilde gidecek arkadaşlarım. Bu en son ne geliyor? N yazıyorum. AN artı 1 bölü AN. Bu da neye eşitmiş? 2 üzeri N'e. Şimdi çarptığımızda bunları şunlar sadeleşiyorlar. Bir tek ne kalıyor geriye? Burada AN artı 1 kalıyor yukarıda. Aşağıda da A1 kalıyor. A1'i bize kaç vermişti? 2. 2 kalıyor aşağıda. Eşittir diyorum dostum. Burası da 2 çarpı yani 2 üzeri 1 çarpı, 2 üzeri 2 çarpı, 2 üzeri 3 çarpı şeklinde devam ediyor. Nereye kadar? 2 üzeri N'e kadar. Hatta şu 2'yi de çarpacağım birazdan burayla. Peki şöyle bir şey oldu mu? AN artı 1 bölü 2 eşittir. Üstlü sayıları hatırlayın. Tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu. Yani 2 üzeri 1'den N'e kadar olan sayıların toplamı geliyor burada arkadaşlar. Peki bu da neye eşit dostlar? 1'den N'e kadar olan sayıların toplamı N çarpı N artı 1 bölü 2'dir. Peki şu 2'yi de buraya çarpı diye atalım artık. Şunu geldik buraya çarpı attık. Yani 2 üzeri 1. O halde AN artı 1 eşittir. Şurada da üstleri toplayalım. Şurayı bir dağıtırsam N kare artı N oluyor. N kare artı N. Artı bir de 2 geliyor. Bölü 2. Bu A hatta 2 üstünde değil mi? Şurası 2 üstünde. Heh. A N artı 1. Şimdi N gördüğümüz yere ne yazacaktık? A N'i bulabilmek için 2 üstünde N gördüğün yere N eksi 1 yazacaksın. Ne oluyor burası? N eksi 1 karesi artı N eksi 1 artı 2 bölü 2. İşte bunu da düzenleyeceğiz şimdi arkadaşlarım. Hemen şurada bir yerde düzenleyeyim ben bunun sonrasını. Şurada bir yerde düzenleyelim dostlarım. Şunu biraz daha şöyle yapayım. Şu ifadeyi düzenliyoruz şimdi. N eksi 1'in karesini açalım. Ne geliyor burası? N eksi 1'in karesini açarsak birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı N eksi 1 artı 2 bölü 2 var. Düzenliyorum. N kare dursun. Tamam. Eksi N artı N daha eksi N kalır. Şunları kullandım. 1 ile eksi 1 gitti. Bir de eksi 2 var. Yok artı 2'ymiş o. Bölü 2. Yani 2'nin üstünde bu olacak. Direkt cevap Edirne'de var zaten. Evet 5 numaralı köşe taşımız bitmiştir kardeşlerim. Şimdi sıra geldi 6 numaralı köşe taşımıza. Diyor ki dizisi sabit dizi olduğuna göre aynı fonksiyonlardaki gibi kardeşim. Sabit fonksiyonda ne yapıyorduk biz? Sabit dizide de aynı şeyi yapacağım. Yani şu olayım. N karelerin katsayısı var ya kardeşim 2'ye 1. Bunların oranı 2 bölü 1 eşittir. N'lerin katsayılarının oranı eksi N bölü 2. O da eşittir. P bölü eksi 1 olacak. Yani tüm katsayıların oranları eşit olacakmış. Peki önce şurayı kullanalım biz. 4 eşittir eksi N. N eşittir eksi 4. Şimdi ortayı kapattım.
Şunları kullanalım. Eksi 2 eşittir P. P eşittir eksi 2. Ne geliyor toplamları? Eksi 6 geldi. Hadi ikinci sorudayız. Dizileri eşit diziler olduğuna göre diyor. Önce bir şurada toplama işlemini bir yapalım mı? 5 ile burayı çarpalım. 5n artı 5 artı p bölü n artı 1 geldi. Ve bu eşitmiş. 5n artı 2 bölü n artı 1'e. E bunlar gitti zaten. Peki ne kaldı geriye? 5n'ler de var burada. Hadi bu 5n'ler de gitti. 5 artı p eşittir 2. E 5'i de buraya atarsam 2 eksi 5 eşittir p. Yani eksi 3 eşittir p çıktı. 3 numaralı sorudayım. Diyor ki AN dizisiyle AN dizisi yani N bölü 2'dir AN dizisi. Şuraya yazıyorum N bölü 2. Artı AN ile yani N bölü 2 çarpı BN o da N artı 1 toplamını bulun diyor arkadaşlar. E bulalım. Şurası N artı şurayı dağıtalım. N kare artı N bölü 2. N kare artı 2N bölü 2 geldi dostlarım. Cevap Ceyhan. Dizisine eşittir diyor aşağıdakilerden hangisi? Şimdi biz bu diziyi bir bulalım. 1 yazalım burada N gördüğümüz yere. Kosinüs pi olur. Yani kosinüs 180. İkinci terimi buluyorum. 2 yazalım. Kosinüs 2 pi. Yani kosinüs 0 ile eşit. 3 yazalım. Kosinüs 3 pi geliyor. Kosinüs 3 pi. Şimdi esas ölçüsü ne bunun? 2 pi çıkart içinden hemen. Pi'dir değil mi esas ölçüsü? Kosinüs pi. Yani kosinüs 180 geliyor. Yani şöyleymiş. Kosinüs 180 kaçtır? Eksi 1. Kosinüs 0 kaçtır? 1. 180 eksi 1. Bak nasıl gidiyormuş bu dizi? Eksi 1 artı 1. Eksi 1 artı 1. İşte bunun gibi giden bir de bu vardır. Bak 1 yaz n yerine. Eksi 1'in birinci kuvveti. 2 yaz eksi 1'in ikinci kuvveti. 3 yaz eksi 1'in üçüncü kuvveti. Bak bu tek kuvvet eksi 1. Çift kuvvet artı 1. Tek kuvvet eksi 1. Aynı bunun gibi gidiyor. Cevabımız Ceyhan'da mevcut. Çevirdim. 7. köşe taşındayım. Dizisinin kaç terimi tam sayıdır diye bir soru sormuş. Şimdi ben burada şöyle bir işlem yapacağım arkadaşlarım. Burada bir polinom bölmesi yapacağım ilk önce. Şöyle birlikte yapalım bu polinom bölmesini. Yani 3n-16'yı tutup n artı 2'ye bir böleceğim. 3 ile çarpıyorum. Burası 3n oldu. Artı 6. Çıkartıyorum. Bundan bu gitti. Eksi 16'dan 6 çıktı. Eksi 22 geldi. Ve bu da şöyle yazılır. 3 şurasını alıyorum. Artı eksi 22 kalanı yazıyorum buraya. Böyle n artı 2 şeklinde yazılır dostum. Şimdi bunu da şöyle düşüneceksiniz. Demek ki n artı 2 sayısı 22'ye tam bölünecek ki tam sayı olsun. Şimdi n yerine yani n artı 2 acaba neye eşit olabilir diye düşünelim. N artı 2 22'nin bölen kısmında olacak. Mesela 1 22'yi böler. 2 böler. 11 böler. Bir de 22 böler arkadaşlar. Peki 1 olması için n yerine kaç yazmalıyım ben? N yerine 1 olması için eksi 1 yazmalıyım. N yerine eksi 1 yazabiliyor muyduk? Hayır. N'ler 1'den başlıyordu çünkü. 2 olması için n yerine ne yazmalıyım? 0. 0 yazabiliyor muyum? Hayır. O halde bu ikisi gitti. Peki 11 yazabilir olması için n yerine kaç yazmalıyım? 9 olur. 22 olması için de 20 yazmalıyım arkadaşlarım. Tamam. N yerine 9 da yazarım, 20 de yazarım. O halde iki terimini yani 9 ve 20 yazdığımda gerçekten tam sayı çıkıyormuş sonucumuz. Geldik 2 numaraya. Dizisinin kaç terimi doğal sayıdır? Bak burada doğal sayı istiyor. Yani sonucun 0'dan büyük bir şey çıktı. 0 veya 0'dan büyük bir şey çıkmasını istiyor bizden. Negatif sayıları almayacaksın diyor. Peki yine bir polinom bölmesi yapalım mı dostlarım ilk önce? N eksi 37'yi n artı 1'e bir bölüyorum. Bir kere var n artı 1. Çıkartıyorum. Gitti gitti. Eksi 38 geldi burası. Peki bunu da şöyle yazabiliyorduk. 1 artı eksi 38 bölü n artı 1 şeklinde yazıyor. Hatta bu eksiyi de şuraya vereyim. Burası artı olsun.
Şimdi n artı 1 38'i bölen bir sayı olacak. Mesela 1 olur, 2 böler, 38'i bir 19 böler, bir de 38 böler. Şimdi 1 olması için n'in kaç olması lazım? 0. N 0 olamaz zaten, geç. 2 olması için n'in 1 olması lazım. 19 olması için n'in 18 olması lazım. 38 olması için de n'in 37 olması lazım. Tamam öğretmenim. Peki ama şimdi bizden işte burada tam sayı deseydi cevap 3'tü. Ama doğal sayı dediği için şimdi bir de bunları yerine yazacağım. Hani bakalım hangisinde doğal sayı çıkıyor. Şimdi mesela 1 yazın n yerine. 1 yazdığınızda ne oluyor arkadaşım? 38 bölü 2. Yani 19 oluyor. 1 eksi 19 eksi 18. Bak doğal sayı değil. Eksi bir sayı çıktı. Peki 18 yazalım. 18 1 daha 19. 38'i 19'a böldüm. 2. 1 eksi 2 eksi 1. Sonuç eksi 1 çıktı. Olmaz. Demek ki sadece 37 sağlıyormuş arkadaşlarım. Cevap da Adana geldi. Bu ne diyor? Dizisinin kaçıncı terimi negatif tam sayıdır diye bir soru sormuş bize. Dostum hemen istersen şöyle yap. 1 yaz mesela x gördüğün yere. Direkt 1 yazalım. Yani kaçıncı terimi diyor ya, şıkları deniyorum. 1 yaz 2 eksi 10 geliyor. 1 yaz 2 eksi 10 bölü 2'den eksi 5. Aha, birinci terimi negatif tam sayıymış. Geçtik. Fazla konuşmaya gerek kalmadı. 4 numaraya bakıyorum. Dizisinin kaç terimi tam sayıdır diye bir şey söylemiş. Önce bir polinom bölmesi yapalım değil mi kardeş? Hemen şu yukarıda yapalım şimdi polinom bölmemizi. Diyelim ki 2n kare eksi 5n artı 17'yi biz tutup n artı 1'e bir bölelim. Şimdi bir kere 2n'le çarpacağım bunu ki burasına eşit olsun. 2n kare geliyor. Artı 2n geliyor. Çıkartıyorum. 2n kareler gitti. Eksi 5n'den 2n çıktı. Eksi 7n. Artı 17 oldu burası. Şimdi bir de eksi 7 ile çarpalım ki eksi 7n eksi 7 olsun. Şimdi çıkartalım. Bunlar gitti. 24 kaldı. Dostum o halde şöyle yazıyorduk değil mi biz şimdi bunu? Hani çevirme kısmına geldi sıra. Şimdi 2n eksi 7 var zaten bir kere. Şurada yapıyorum şimdi şurayı. 2n eksi 7 artı 24 bölü n artı 1 geliyor arkadaşım. Şimdi bu şekilde yazdık bunu. Demek ki n artı 1 denilen sayı dostum n artı 1 tam sayı olacak. N artı 1 24'ün böleni olacak. Şimdi 24'ün bölenlerini düşünelim. 1, 2, 3, 24'ü böler. 4, 6, 8, 12 ve 24. 2, 4, 6, 8 tane var şimdilik arkadaşlarım. 8 tane gözüküyor. Ama bir de ne yapacağız? Biz bunları yerine yazacağız. Bakalım yerine yazdığımızda oluyor mu, sağlıyor mu diye de bir kontrol edelim tabii ki. Şimdi mesela burada 1, 2, 3, 1 olması için n yerine kaç yazmalıyım ben? 0 yazmalıyım. N yerine 0 yazamayacağım için bu asla olmaz. 2 olması için n yerine 1 yazmalıyım. Olabilir. Evet, bundan sonrası da olur kardeşim. Kaç tane? 3, 6, 7 tane terimi tam sayıdır diyebilirmişiz dostlar. Evet, şimdi 8 numaradayız kardeşlerim. 8. köşe taşındayız. Dizisinin kaç terimi negatiftir diye bir soru sormuş bize kardeşim. Negatif demek yani bu dizinin kaç terimi sıfırdan küçük demek istiyor bize. Eşitsizlik yapacağız arkadaşlarım. Yani daha önceden yaptığımız gibi burada da eşitsizlik yapıyorum. Şimdi bu üsttekinin kökü 4, alttakinin kökü eksi 7. Hemen tablomu kuruyorum. Şimdi hatırlayanlar hemen çözecek bu soruyu. Tablomuzu yaptık. Artıyla başladık, eksi artı dedik. Küçük olan yerleri alıyor, bu aralığı aldım. Demek ki eksi 7 ile 4 aralığındaki n değerleri bizim için uygundur. Ne var bu aralıkta? Eksi 6 var, eksi 5 var, eksi 4 var, eksi 3 var, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 var. Peki dostum, n dediğimiz şeyin yerine biz negatif sayıları veya 0 yazabiliyor muyduk? Hayır. O halde burası direkt iptal. Kaç taneymiş demek ki? 3 taneymiş dedik.
Hadi ikinci soru. Dizisinin kaç terimi negatiftir diye bir soru soruyor. Bak ben burada şöyle bir çakallık yapacağım. Şimdi n dediğim sayının olduğu yere ben birden büyük sayıları yazıyorum değil mi kardeşim? N artı 12 ya burası. N artı 12. N yerine 1 ve birden büyük sayılar yazacağım. Ben n yerine ne yazarsam yazayım o halde burası daima pozitif bir değer alacak mı kardeşim? E benden sonuç negatif olsun istiyor. Sıfırdan küçük. E alt taraf pozitifse o halde üst taraf negatif olmalı ki sonuç sıfırdan küçük çıksın. O halde benim yapacağım şey sadece üst tarafı sıfırdan küçük yapmak. Yani n kare eksi n eksi 12 küçüktür 0 diyeceğim ben. Hadi bunu da çarpanlarına ayıralım. Eksi 4'e 3 diye ayıralım. Yani n eksi 4 çarpı n artı 3 küçük 0 olacak. Buradan kökümüz 4, buradan da eksi 3 geldi kardeşlerim. Hemen tablomuzu yapıyorum. Eksi 3, 4. Artıyla başladım. Eksi artı. Küçük olan yerler buraya alın diyor. Eksi 3'ten büyük, 4'ten küçük. Ne var bu aralıkta? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 var. Başka da yok. 0'dan ve küçüklerini alamıyorduk. 3 tane değer çıktı diyebiliriz dostlarım. Şu kerataya geldim. Dizisinin kaç terimi pozitiftir? Yani 0'dan büyüktür diyor. Dostum ben n yerine 1 ve 1'den büyük sayılar yazdığım için burası her halükarda pozitiftir. O halde diyeceksin ki şurası da kesinlikle pozitif olacak ki 0'dan büyük çıksın. Tamam mıyız burada dostum? Şimdi yukarıki tarafı şöyle eksi parantezinde alayım ben. N kare eksi 15n artı 54. Buranın ben artık 0'dan büyük olmasını istiyorum. Hadi şu eksiye bölelim her iki tarafı. Şöyle olmaz mı? Eşitsizlik yön değiştirdi. Küçüktür. Şurası küçüktür 0. Çarpanlarını ayırıyorum. 9 ile 6. Hatta eksi 9 ile eksi 6'dır. Yani n eksi 9, n eksi 6 küçük 0 olacak. Tablomu çizdim. Bununki 6, bununki 9. 6'ya 9'u yazdım. Artı eksi artımı yazdım. Küçük 0 olanları arıyorum. Bu aralık. Orada da 7 ile 8 var değil mi bir tek? Kaç terimi? 2 terimi pozitif oluyormuş diyebiliriz dostlarım. Son soruya geldik. Yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Kaç terimi pozitiftir? E ben alt tarafı artık kesinlikle pozitiftir dediği için üst tarafında kesinlikle pozitif olması lazım ki sonuç pozitif çıksın. Yani 12 eksi mutlak değer n artı 2 büyüktür 0. Peki bunu bu tarafa atalım. 12 büyüktür mutlak değer n artı 2. Yani n artı 2 küçüktür 12'den. Bunu nasıl çıkartıyorduk? N artı 2 küçüktür 12. Büyüktür eksi 12 olacak. Şu 2'yi her tarafa eksi 2 ekleyelim. Eksi 14 küçüktür n. 2 eklersem 10 olacak. Şimdi bu aralıktaki n'in alabileceği değerler. E birden başlar. Çünkü eksileri alamayacağım. Sıfırı alamayacağım. 4 diye 9'a kadar gider. Birden 9'a kadar da 9 tane değer alırmış kardeşlerim diyebiliriz. Evet bu videoyu da burada durduralım arkadaşlarım. Yoruldum. İşten yeni çıktık geldik eve bugün. Şimdi bir yemek yiyelim sonra yine devam edeceğiz. Hadi kolay gelsin.